ressam, tarihçi, çevirmen, rehber ve bitki bilimcisi Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı ölümünün 50. yılında saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Barındırdığı birçok kimliğiyle ülkemize zengin bir miras bıraktı. Balıkçının çocuklara verdiği birbirinden samimi cevapları Bodrum Bahçeşehir Koleji öğrencileri sizler için canlandıracak. Ah evlat ah! İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Her eserin birbirinden daha yakın ve birbirinden daha önemli benim için. Hayatımın en güzel yılları Bodrum'dakileri olduğu için yapıtlarım Bodrum'un olduğunu iddia edebilirim. En Bodrum olan yapıtlarım en sevdiklerimdir. Ben eserleri kadar Bodrum'da sevdiği yerleri de çok merak ediyorum. Hadi ne duruyoruz, yazalım o zaman. Bodrum'un en çok beğendiğiniz yerleri? Bodrum'un her yerini severim. Köylerini yayan gezerdim. Öğleyin Bodrum'dan çıkar, ta Yalıkavak'a kadar yürür, güneş batmadan önce Bodrum'a dönmüş olurdum. Çok kıymetli emekli öğretmenimiz Sayın Hatice Yücel'i davet ediyorum. Sevdim, öldüm diyor. Ben de doğdum, sevdim. Henüz ölmedim ama Halikarnas balıkçısı da ölmedi. Onun ölmediğini bugün burada sizlerle, Bodrumlularla, yöneticilerimizle paylaşıyoruz. Maalesef senin bize gösterdiğin yolda doğru ilerleyemiyoruz. Koruyamıyoruz. Özür dilerim balıkçı. Umarım bundan ders çıkarırız. İşte bu çok önemli bir filozof olan balıkçıyı biz bugün burada anılarıyla ve onun eserleriyle yaşatmak istiyoruz. Önce bir kere balıkçının kitaplarını okuyun ki hangi topraklarda yaşadığınızı öğrenin. Çünkü balıkçı belki de gelecek nesillere şunu anlatmak istemiş. Hangi topraklarda yaşıyorsunuz? Medeniyetin sudan, denizlerden de kaynaklandığını belirtmek istemiş. Belki de anlatmak istemiş. Evet işte ben Gökova'yım. Böyledir benim bütün koylarım. Aziz hatıralar önünde hepsini saygıyla anıyorum. Saygı ve minnetle. Selam herkese.